Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin de karşılaşması var. Fenerbahçe saat 19'da İttifak Holding Konya Sporu konuk edecek. Şimdi arkadaşım, muhabir arkadaşım Kenan Pamuk var karşımda. Karşılaşma öncesi Kenan senin son notların neler? Zevin Yazar, iyi yayınlar. Herhalde birçok futbol için haftanın en önemli maçlarından birisi Ülker Stadyumunda oynanacak. Trabzonspor belki uzak ara liderliğini sürdürerek ligin heyecanını biraz azalttı. Ama ikincilik yarışı hala çok yoğun bir şekilde sürüyor ve tabii ki bunun sebeplerinden birisi her ne kadar son iki haftada ardarda arda kazanan Konyaspor Konyaspor'un buna rağmen ondan önceki 4 haftada kazanamaması nedeniyle Fenerbahçe'nin ve başka takımların umutlanması oldu ve iyi giden bir Fenerbahçe var. Son 5 haftada 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Takımın oyun anlayışında değişen durumlar var. Mücadelede değişen durumlar var. Özgüvende değişen bir durum var ve bu nedenle de Fenerbahçe bu akşam Ülker Stadyumunda tabii ki ikincilik hedefi için Konya Spor'a daha fazla yaklaşmayı hedefleyecek. Aradaki puan farkı 5 ama bugün Fenerbahçe kazanırsa 2 yenecek. Kaybederse puan farkı 8'e çıkacak ki bu da tabii ki Konya Spor'un e, sezon sonunda ikinci olarak e, sezon sonunda ikinci olarak bitirme ihtimalini olabildiğince artıracak Yani çok kritik bir akşam diyebiliriz. Özellikle son haftalarda Beşiktaş'ın, Başakşehir'in Adana Demirspor'un puan kaybetmesi nedeniyle ki bunların bu takımların tamamı ikincilik yarışında Fenerbahçe'nin tabii ki gözü Fenerbahçelilerin gözü kulağı daha fazla Ülker Stadyumu'nda oluyor. Sarı lacivertlerde sadece iki eksik olduğunu söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi sürüyor. Mert Hakan Yandaş'ınsa bir maç daha cezası var. Onun tamamlamasının ardından o da takıma dönecek. İrfancan Kahveci kırmızı kart cezası nedeniyle bir maç ceza almıştı. Bu akşam o da kadrodaki yerini alacak. Onun dışında Fenerbahçe'nin sezon başından beri neredeyse en tam olduğu e, maçlardan birisi olacak gibi gözüküyor. Tabii ki bir aksilik olmazsa Sarı Lacivertliler adına. Konya Spor'dan bahsettik. İkinciliğini sürdürüyor. Son iki haftayı haftaya kazanarak girdi. Onlar açısından olumlu ama onlarda da iki eksik var. Bunlardan özellikle birisi çok önemli. Abdülkerim Bardakçı ki Konyaspor'un e, Konya Spor'un stoperi ve Konyaspor'un merkezinde olan takımın liderlerinden birisi onun olmaması tabii ki Orta Anadolu temsilcisi anına önemli bir eksik. Onun dışında Eray Birniçan da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de kalede Altay, önündeki dörtlüde Osayi, Serdar Minci Ekim ve Salahi, orta sahada Zaitsla, Crespo'nun önünde İrfan, sağda Mesut, solda Rossi. İleride Serdar Dursun'un olmasını bekliyoruz. Konyasporla devam edelim. Kalede Sehiç, önündeki dörtlüde Skubic, Adil, Anicic ve Gilerme. Orta sahada Hacı Ahmetoviç ve Soner'in önünde Rahmonovic. Sağda Oğulcan, solda Bütiki ve ileride Çikaliş'in olmasını Bekliyoruz. Bugün tribünlerin büyük bir kısmının dolmasını bekliyoruz. Tabii ki e, özellikle koltuk bilgisi biraz daha saatler ilerledikçe daha da net vereceğiz. Henüz Ülker Stadyumu'nun çevresi tabii havanın da soğuk olması sebebiyle biraz şu an e, maç ortamına girmemiş durumda. Ama bugün Fenerbahçeli taraftarların maça yoğun ilgi göstereceğini e, söyleyelim. gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Taşka Taşkan'la birlikte e, Kadıköy'den bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. Fenerbahçe'den geleceğe yönelik bir transfer daha. Fenerbahçe geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Hafta içinde 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertler, Didim Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Rıdvan Arda Şahin'i de kadrosuna kattı. Peki transfer süreci nasıl gerçekleşti? İşte detaylar. Geçen hafta sonu Didim Belediyespor ile Söke Gençler Birliği U16 takımının maçını izlemeye gelen Fenerbahçe altyapı sorumlusu Tahir Karapınar'ın Rıdvan Arda beğendiği bildirildi. Bir haftalık görüşmelerin ve resmi sürecin tamamlanmasının ardından Rıdvan Arda Şahin Fenerbahçe'ye transfer oldu. Genç futbolcunun 2022-2023 sezonundan itibaren sarı Lajvert formayı giyeceği öğrenilirken Dedim Belediyespor yönetimi transferi resmen duyurdu. Dedim Belediyespor altyapı antrenörlerinden Mustafa Külle transferle ilgili olarak transfer şartları kulübümüz için de oyuncumuz için de çok çok iyi Tahir Karapınar hocama çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, Didim Belediyespor'a ve tabii ki oyuncumuz Rıdvan Arda Şahin'e hayırlı olsun açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'nin Papes planı ortaya çıktı. Yunan ekibi Olympiakos'ta formu giyen Senegalli stoper için kulübüyle temas kuran Fenerbahçe ilk girişiminde istediği cevabı alamadı. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim ve Atilla Zalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen sarıla ecvertler. Stoper hattını yıldız bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Olympiakos'un yıldız oyuncusu için yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Sarıla ecvertler istenilen bonservis ücretini makul seviyelere çekebilirse anlaşma sağlanacak. 2017 yılından beri Yunan ekibinde formu gel 26 yaşındaki stoper güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.97 boyundaki Sistin'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Sistin'in Olympiakos ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Senegalli oyuncu 9 kez milli formayı giyerken bir kez de freleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'de yeni imzalar yolda. Fenerbahçe genç yeteneklerinin ardından bu kez tecrübeli futbolcularıyla yola devam etmeye hazırlanıyor. Sarı kadrosunda yer alan yıldız isimlerle kontrat yenileyecek. Bunlardan ilk ikisi Altay Bayındır ve Serdar Aziz olacak. Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı lacivertler tecrübeli stopere de 2 yıllık yeni kontrata imza atacak. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonuna erecek Altay Bayındır'ı Avrupa'nın önemli takımları takip ediyor. 23 yaşındaki kaleci özellikle Ayaks'ın radarında. Edinilen bilgilere göre Ajax'ın Altay Bayındır için sezon sonunda teklif yapması çok olası. Onanların Inter'e gidecek olmasından dolayı Ayaks yerini Altay ile doldurmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi Altay ile uzun süreli sözleşme dinleyip, transfer masasında elini güçlü tutmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu bilinen Altay Bayındır'ın da bu önderiye sıcak baktığı ifade ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi geçimi sezon transfer edilen ve sahada kaldığı süre boyunca istikrarlı bir görüntü çizen Enar Valencia ile de yola devam etmeye hazırlanıyor. Kanarya, Ener Valencia'nın örnek kişiliği nedeniyle beyni kazanmasından dolayı 2023'te sona erecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatma kararı aldı. Bununla beraber Fenerbahçe İtalya Serie A kulüplerinin radarında olan Miyazaki ile de yeni sözleşme için görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe ise 3 yıllık yeni kontrat imzalatmak istiyor.